Şu anda İstanbul'da bundan daha seni zorlayacak bir yemek yok. Yok değil mi? Yok. Evet, bugün Tayvan'dan Rıfat geldi. Rıfat'ı tanıyorsunuz. Arkadaşım benim aynı zamanda. Bayağı da yıllar oldu tanışalı. Vallahi oldu. Nerede? Tayvan Adam kanalı. Aşağıda aynen linki bırakıyorum. Tayvan'da yaşıyor. Tayvan'da çok ünlü. Cem Yılmaz gibi olmadan sokakta yürüyemiyor. Gerçekten bak gözümle görmesem. İnanmam. İnanmam. Sağ olsun Rıfat şimdi bana şey getirdi. Tayvan atıştırmalıkları getirdi. Geçen videodan daha farklı, daha da iğrenç şeyler getirmiş. Evet, bu sefer bayağı uğraştım. Dedim ki ne bulabilirsem böyle seni zorlayacak onları getirdim. İşte yani neyse başlayalım. Zor bir video olacak gerçekten. Çok zor olacak. Şimdi abi kolumu uzatıyor mu alıyor mu Rıfat? Emin misin? Ha, ne gelirse. Tamam. Ben seçeyim mi? Seç aşkım. Ben seçeyim. Yanından sen seç. Tamam. Okey. Bu ne? Bu bir tane bitki. Konyak diyorlar ya. O bitkiden hazırlanan bir yiyecek. Konyak dediğimiz yani bildiğimiz içki değil. Buna konyak diyorlar. Öyle bir bitki var evet. Oralarda. Konyak şu an bak yazmışlar ama acılısı. Bunu şeye benzetmişler biraz kalamara. Hot spicy diyor. Evet. Kamil. Of. Acı yalnız ha. Ooo. Fena bak ilk defa yiyeceğim ha. Bak. Kamil ister misin? Abi yok ben gerçekten almayayım ya bugün. Ben net kusarım yani. Aa. Of abi çok acı bu be. Bu acı abi. Bayağı acı. Çok acı. Ama çok güzel. Bundan sana bir şey söyleyeyim. Ben bir tane yedim bu kadar ciddiyse sen bunu şöyle arka arkaya atsan çok fena yakar. Yapma be. Çok kötü abi. Acı yalnız. Gerçekten hissiyatı kalamara benziyor. Evet. Kamil ister misin? Bunun tadına sonra bakacağım. Bence Kamil bunu yesin var ya. Acıdan bir şey olmaz. Yani acıyı çok sever. Sever mi? Üf. Bir tane daha geliyor. Abi gözüme... Uzattım elimi. Benim gözümden hala yaş geliyor ya. Acı kötü acı. Bu ne? O da kötü be. Harbi mi? Ne bu? Ne biliyor musun? İkinciye baksanıza. Santo, sarımsaklı fıstık. Tayvan'dan hani bira, meyve suyu. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten çok ağır sarımsak kokuyor. Evet abi çok kötü bu. Kamil ister misin? Ben isterim. Bunu isterim. Nun üstünden sarımsaklı. İçine geçiyor mu bu? Herhalde geçmiş olacak ki o kadar kötü kokuyor. Ne kadar yemediğim şey varsa burası getirdim arkadaşlar. Oha bayağı sarımsaklı bu. Evet. Sarımsak yiyor gibisin. Çok ilginç. Şey gibi fıstık gibi. Ya fıstık tadı çok sonradan geliyor. İlk önce bir söyle sarımsağı ağzına atıyormuş gibisin. Buraya değil geldi. Mi? Geldi değil mi? Bak. Oh. Ya bu çocuğun huyları bir garip. Sarımsaklı hep geçme. Harbiden sarımsaklı fıstık başka bir şey yiyelim. geliyor Doğukan. Sen al. Dur ben alayım bir tane. Boğacağım seni bu sefer. Fena geliyor. O ne? Wasabili fıstık. Ama wasabili fıstık. Acılı şey bu, sarımsaklı değil. Sarımsaklı değil acılı. Ve bundan 3-5 tane arka arkaya yersen yakar. Yiyelim 3-5 tane arka arkaya. Bak şöyle bir şey atıyorum. Uyarıyorum. Seko senlik şeyler yedik. Allah tatlısın yemin ediyorum burnumdan çıktı o. Çok kötü be. Mamma geldi geldi. Bu sefer hazırlıklı gelmişim değil mi? Geçen sefer getirdikleri bu kadar mahvetmişim seni. Wasabi direkt beyine vuruyor ya acısı. Biber gazı ya. Vallahi kötü yemin ediyorum. Her ısırdığımda daha fazla geliyor. Şuradan bir baba git şunu ağzına atsana. Şöyle bir göreyim ya yemin ediyorum. Kamil. Şunu atamam. Ne yaptın abi? Atama yani. Üç öyle ben 3 tane yedim. Ya. Gençsin oğlum. 3 tane. Seni vücut kaldırır. At abi. Şu an savaşıyorum. Burnundan gelmedi mi daha? Daha vurmadı. Ben de vurmuştu ya. Ben burnumu çok fena yaptı. Ay Allah'ım ya neler yiyor insanlar ya. Görüyor musun Enes'ciğim? Şimdi ya. Ben çekiyorum. Ben bunu yerim abi. Al ye. Tadı güzel değil. Allah'ım ya. Her şeyi bir enteresan. Sen seç. Şimdi buradan aldım bir tane. Hı? Ülke değiştirdik. Tayland'ın kalamarı. Kalamar mı bu? Hmm. Hot and spicy diyor. Kötü değildir ama yakar. Bu mesela ben Tayland'a tatile gittiğimde almıştım. Yakar. Çok ilginç bak. Evet. Görüyor musun? Ben kalamar normalde çok severim bu arada. Yalnız bayağı bir şey olmuş değil mi? Yapışır. Soslamışlar, moşlamışlar yani. Yiyelim bakalım. Bu da yakar ama. Tatlı başladı. Evet bana yavaş yavaş acısı gelmeye başladı. Bunu biraz bol yiyeceksin. Bence çok güzel ama. Bak. Hafif dipten geliyor. Şimdi geliyor yani ilk baştaki gibi değil. Oh ben yine yandım abi. Bak yine ben terlemeye başladım. Geliyor. Geliyor sonra doğru bak yine başladı. Evet abi. Yere başladık yanmaya. Bak sonra doğru başladı. Ne burnumda hiç sümük mümük kalmadı. Hepsi aktı gitti Kamil ya. Bayağı acı. İlk Rıfat'ın yanına gittiğimde ne yedik biliyor musun? Elime tutuşturdu kalamar ağzı. Kalamarın ağzı bir de hiç görmemiştin insanlar. Aynen. Kemikli böyle. Aynen. Şey kıskaçlı. Böyle alien gibi 3 tane tırnak gibi böyle uzun diş etrafında et. Çok acayip bir şeydi. Dur ben sana şöyle bir tane seçeyim de şöyle. Babalardan geliyor bu sefer abi. Harbi mi? Hadi bakalım. Abi o mu geldi ya? Evet abi.
Daha kötüsü yok yani. Şu anda İstanbul'da bundan daha seni zorlayacak bir yemek yok. Yok değil mi? Yok. Acılı ördek kanı. Acılı ördek kanı. Bildiğiniz ördek kanını katılaştırıyorlar. Bunu niye yiyorlar ya? Gösterelim abi herkese, şöyle bir görsünler. Bakın dostlar, bulamazsınız ve sırf senin için getirdim. Bunu çantaya koyarken eşim dedi ki, sen dedi kafayı mı yedin dedi. Bu dedi gider mi Türkiye'ye? Uras için gider dedi. Vallahi senin için getirdim. Eşin bile yemez bunu normalde. Yemez, hayatta yemez. Yani Tayvanlı. Eşin Tayvanlı yemez yani. Dur ben sana açayım onu. Kendi ellerine ver. Aynen, besle bakalım. Dur bakalım. Of 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 of. Kamil senin yiyecek geldi. Yok ben bunu hayatta yemem. Arkadaşlar, abi yemin ediyorum kan gibi ya. Görüyor musun içerisini? Gerçekten öyle. Of. Aa Kamil gel. Kan gibi mi abi yoksa kan mı? Vallahi kan da diyebilirsin. Bu kötüyü. Göstereyim mi herkese? Arkadaşlar biraz da Uras bunu yiyecek. Bakın ben 17 yıldır Tayvan'dayım. Yemiyorum arkadaşlar. Ama çok sevdiğim arkadaşlarıma getiriyorum böyle hediye. Evet bak bu kan. Bu direkt kan ha. Başka falan bir şey yok bunun içinde. Kan. Dolak olmasın ya. Yok yok yok. Derler ya Rıfat seni mi yiyor falan diyebilirler. Arkadaşlar bakın burada yağ şiye yazıyor. Şiye kan demek şurada. Şiye. Bu kan arkadaşlar. Ya bu çok kötü ya. Bir tabak bir tabak getirsenize bana. Kokusu da ağır. Geldin mi oraya? Abi her şey çok kötü ya. Bu hatta getirdiklerim içerisinde bu kötü değil ha. Daha kötüsü de var. Hadi be. Hani bu günler kötü günlerimiz ha. Daha kötü günler gelecek. Daha kötü günler kapıda. Nasıl yiyeceğim ben bunu ya? Ben sana şöyle yapayım istiyorsan. Ya sen benim dostumsun. Sen şöyle hiç yapma. Ben senin için getireyim şöyle abi. At ağzını. Ya ben onu öyle biz bu koca bir parça. Bak ki benim midem sağlamdır biliyorsun. Yerim ama hepsini yiyemem. Ya da şöyle yapalım mı? İkimiz de hemen açalım abi. Kapatalım gözleri yiyelim abi. İş yapmadan. Bak şu kadar aldım. Bak 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 böyle yapacağız. Ha öyle olmaz. Öyle olmaz. Bak 1-2-3 diyeceğim sokacağız. Ben hepsini yiyemem. Kusarım oğlum. Vallahi sokalım abi. Denerim ya. Bak ben sokacağım bak. Abi sen ama kötü kokan tofunun suyunu içmiş adamsın. O da var biraz daha. Hadi var mı? Vallahi billahi var. Onu da getirdim abi. O çok kötü yalnız. Yeriz ya. Hadi. Bu şunu yiyeceğim. Tamam sen onu ben de bunu yiyeyim. 1, 2, 3 haydi. Yaktı be. Ya yakmasına yana, yani keşke yaksa sadece ya. Bir organ yiyorsun gibi değil mi? Bir organ şeyi var. Berbat bir hissiyatı var. Kaldırmadı midem. Tofu'yu ne yapacaksın sen şimdi bunu yemediysen tofu'da yiyeceksin. Ama tofu'da şey var. Tofu vegan. Tabii canım tofu vegan. Ama kokusu çok sert. Kokusu çok kötü abi. Abi ben bunu şey yapamadım. Bu kadar diyorsun yani. Hı. Çok fena. Başka bir şeye geçelim. Dur ben sana başka bir şey bulayım hadi. Güzel bir şey ver bana ya. Tamam kötü günler geride kaldı. Şimdi daha kötü günler. Daha kötü günler. Abi ne diyorsun ya? Dur. Ne gelecek ya? Dur. Aaa eyvah. Bu ne? Yumurta mı? Tuzlu ördek yumurtası. Harbi tuzlu yani. Harbi tuzlu yani. Aa paketlemenin güzelliğine bak ama. Şeyi anlamadım. Bunu soymadan nasıl tuzlandırmışlar? İşte bunları tuzlu suların içerisinde falan bekletiyorlar. Özel şeylerden geçiyor. Ondan sonra bu hale getiriyorlar. Baksana direkt olarak yumurta evet, yani bildiğimiz yumurta işte bak. Baksana. Oğlum nasıl yaşıyorsun oralarda ya? Oraya gittim ben aç kaldım. Sadece bir yerde keyifle yemek yedim. Helal Çin mantıcısı vardı ya. O da güzeldi ama. Çok güzeldi. Çok o güzel. Da benim hayatımda yediğim en keyif alarak yediğim yemeklerden biriydi. O çok güzeldi ama değil mi? Çok güzeldi. Ben çok merak ediyorum bakın buna ne diyeceksin? Bozulmuyor mu abi bu yumurta? Ben yapsam bozulur bu. Bunlar yapınca bozulmuyor. Ya vallahi ben bunları hep şey yaptım. Baktım yani uçakta falan sıkıntı çıkarmasın diye. Hep bunlar dayanıyor ya bir sene falan. Oha. Gerçekten tuzlu. Çok tuzlu. Turşu bu. Yumurta turşusu gibi bir şey. Dur bakayım ben de bayağıdır yemiyorum. Git. Kamil gel. Oo çok tuzlu be. Çok tuzlu. Çok tuzlu. Enes bir gelsin de... Enes. Yok abi ben yemem onu. Baba çok tuzlu. Bunu bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bu çok tuzlu. Gelmiyor mu? Abi anlamıyorum. Bu yeni nesil bir garip. Arkadaşlar. Her şeyi yiyorum ben burada. Abi şuraya baksana. Evet abi. Tam senin seveceğin. Ne ya? Sen bir şey söyleyeyim mi? Yeşil abi içi. Tamam ben böyle bu yenmez ya. Yemek yiyorum, her şeyi yiyorum diyen adam bile şunu şu kadarını ağzına atamaz çünkü çok tuzlu. Çok tuzlu. Bak ben birazcık yedim, yemin ediyorum kulaklarım hissetti tuzlu. Hani sanki böyle bir kaşık tuz yemiş gibiyim. Çok tuzlu. Bakın kim geldi arada. Annyeonghaseyo. O Korece mi? Korece. Ya, oğlum çok internasyonel ya. Dört nala gelip uzak Asya'dan. Bütün Asya burada Kamil. Çince'den başladık Korece'ye. Aynen. Yemeklerden. Yemeklerden. Ya şu üç dille Japonya'dan Amerika'ya kadar hani Türkçe dahil gideriz yani. Gideriz. O zaman tamam. Şimdi o zaman bunun şerefine. Ne yiyelim? Kötü kokan tofu yiyeceğiz. Ali Ertuğrul sana denk geldi. Ben biliyorum sen çok seviyorsun yabancı lezzetleri, farklı tatları. Herif abi Kore'de yaşıyor. Sadece kuru fasulye yiyor Enes. Adam Tayvan'a geldi ben ona yedirdim öldü. Biz bir videomuz var beraber. Ben yiyorum bu kusuyor. Ben yiyorum bu kusuyor. Bir de o getirmiş yani. Ben bunu gece pasında götürdüm. Böyle bir İşte oradaki o kötü kokan şey var ya. Burada şu anda. Burada.
Abi nasıl ya getirdin? Abi ben de bilmiyorum nasıl getirdim. Eşim bile bilmiyor. Şu anda burada. Bak. Evet. Abi ya. Hem de acılı kötü kokan tofu. Bir de acılısı. Bu biraz haşlama tarzı. Zaten bu pişen bir şey değil. Yani bu tofu soyanın... Ama pişirmen gerekiyor. Direkt çiğ yiyemiyorsun tofuyu da. Öyle mi? Her tofu yiyemiyorsun. Ben açayım abi. Abi tamam mı? Bütün burası kokacak şimdi. Bakalım görelim mi? Yani hiç bilmiyorum. İlk defa bunun için para harcadım yani. Bakalım. Dur açıyorum arkadaşlar. Haydi bismillah açtım. Of be. Şu kadar delikten bakalım koku ne kadar çıkacak. Bir kokalım ya. Ya bir şey söyleyeceğim abi. Bir yemeğin ismi kötü kokan olabilir mi ya? Abi. Böyle bir şey yok. Abi böyle bir şey yok. Kok. Ben yiğidim diyeni şu masaya yatırmazsa şerefsizim arkadaşlar. Bak böyle bir koku yok. Gel. Vallahi seversen gel. Şöyle bak. Abi bu ne? Ya bu gerçekten akıl işi değil. Bunu niye yiyorlar Rıfat ya? Arkadaşlar bak bir şey söyleyeyim mi? Hayatınız boyunca kaç yaşındasınız bilmiyorum. Gelin şuraya gel. Tupak gel. Allah'ını seversen gel. Zaten orası iptal. Gel. Gel abi. Çek. Bir, iki, çek. Çok kötü ya. Kahve sıra sende. Ben kusarım. Gel abi. Gel. Kus abi. Bir kere kok abi. Ya böyle bir şey yok. Yemin ediyorum daha önce kimsenin yemediği bir şey getirdim sana arkadaş. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bunun kızartması daha da kötü kokuyor. Ya çok kötü arkadaşlar. Ben açacağım bunu. Ha bunun oluyor. Gözünü sevdiklerim. Bu yener mi ya? Bunu niye yiyorlar abi? Of be. Vallahi çok felaket kokuyor bu. Çok felaket kokuyor. Aşırı kokuyor. Bu çok kötü ya. Bu bayağı kokuttu içerisinde. Gerçekten kusacağım şimdi ya abi. Ya bir şey söyleyeyim. Şu anda eğer YouTube'un böyle bir teknolojisi olsa kokuyu alsa millet. Vallahi keşke size verebilsek. Kanalı kapatırlar abi. Kaçarlar. Kanalı kapatırlar. Videoyu kapatırlar. Öyle kokuyor yani. Abi bak ben hiç bu tür konularda. Biraz daha. Şöyle şey yapalım yani. Yok abi kusacağım. Hiç ben çıt kırıldım değilimdir böyle şeylerde. Ama bu yani bu dayanılacak gibi değil. Bunu ben kafalarına tüküreyim ya. Şimdi. Burada adam kültür elçisi. Yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Ben böyle elçiyim. Diplomatik kriz olmasın ama bu yenecek bir şey değil bu ya. Kriz çıkarır mı? Ali Ertuğrul çok kötü ya. Bu kriz çıkarır. Belki tadı sümüklü böcekten güzel olabilir ama kokusu iğrenç abi. Çatal yok mu? Çatal nasıl alacağız bunu? Bunu çatalla falan alalım. Çatalı eritir ya. Göstereyim bu arada arkadaşlar merak edeceklerdir. Dostlar budur işte. Bakın bu tofu. Bu nasıl vegan abi ya? Bu vegan. Bu zaten tofu dediğimiz şey arkadaşlar soyadan yapılıyor. Bunu özel suyunu sıkarak geri kalan malzemesinden üretiyorlar. Bu tamamıyla vegan. Aslında sağlıklı bir şey. Yani kötü bir şey değil. Abi çok ama kötü. Bu içine acı basılmış. Dediğim gibi koku olayı da var. Bu da zorlar psikolojik yani. Psikolojik etkisi ne kadar sağlıklı. Vallahi bilmiyorum işte uğraş gitti şu anda. Okay. Abi çok kötü ya. Bu ne abi ya? Evet bu kötüymüş gerçekten ya. Abi bozuk mu acaba diyeceğim o kadar bakasın ya. Abi oturamıyor mu masaya adam ya? Gelemiyor. İlk kez seni böyle görüyorum. Bak bunun içinde de 800 gram falan var galiba. Ya, Tayvan'da ne özlemedim bunu özlemedim abi. Masaya oturamıyorum ya. Vallahi masaya oturamadım. Birer ısırık alalım ya. Ya eşim bak Tayvan'da o da yemez mesela getirsem şimdi. Yemez. Ya akıllı insan çünkü. Bak ben sana bölüyorum onu parça parça yaptım. Ya bu böyle bir şey olmaz ya. Ya hiç istemiyorum bunu yemek Kamil. Yersin abi sen. Ali Ertuğrul'un çatalı nerede? Ben ona kendi elimle besleyeceğim. Gerek yok. Olmaz. Kayrana seni seviyor derler aynen, ya. Aynen bak çok güzel yemeğe denk geldin tam. Türk işi oldu yemeğe denk evet, geldin. Evet abi. Ali Ertuğrul'un. Aynen ki şu. Hadi ben yiyeyim ha. Hadi sen ye. Ben yiyeyim abi. Sen biliyorsun. Tamam bizim memleketten geliyor sonuçta. Ali Ertuğrul küçücük hale getirdi ya, abi. Şöyle söyleyeceğim. Yani ilk defa yiyecek insanlar için gerçekten kötü. Ya ben Tayvan'dayım. Para gördü kötü arkadaşlar. Ya şey işte biraz önce diyor. Bir tane bir şey yedik. Kötüymüş. Kötü günler geçti şimdi daha kötü günler geliyor diye bunu çıkardı. Ama bir şey söyleyeceğim. En kötüsü bu şu anda. Bu mu? Ya bundan daha kötü gün olamaz. Hadi sıra sende. Bende mi abi? Bence acı en da küçük en son yiyebilir. Yaktı bile beni ya. Şey çok geliyor. Geldi Allah! Abi kustun ya. Ördek kanı bunun yanında şato bir yan. Hadi. Yemin ediyorum sana. Ördek kanı ister misin Ali Ertuğrul? Yok. Bunu atlatalım önümüz açık. Hani var ya Temmuz ayından sonra coşacağım. Aynen gerçekten onun gibi. Bakın bunu atlatalım coşuyoruz arkadaşlar. Ben sana şöyle. Abi sen şu torbayı hazırla. Yalnız ben bir şeye baktım. Ben şuna bakarken yerdekileri gördüm. Abi daha çok kötü şey varmış var, ya. Var gerçekten çok var. Çok kötü şeyler var. Kanka ne yap biliyor musun? Bir anda olsun bitsin ha diyorlar abi, ya. Abi düğünü mü? Alamadım onu alamadım. O şey olmadı yani. Parçalandı o. Bak sünnetini düşün. Oldu bitti. O tarz yani. Evet. 1, 2, 3 aç abi ağzını. Aç. Durma. Aç ağzını. Kapat hemen. Aa geldi. Aa aç. Sok. Aç. Sok. Aç. Ya
Oğlum sen Kore'den ne geliyorsun buraya? Bilmiyor muydun benim bugün buraya geleceğim? Adam Tayvan'da tezgahı kusacaktı, yemin ediyorum. Kötü mü o kadar ya? Ya. İğrenç kokuyor abi. Kız baksana ağladı ya. Dur az. Gözyaşlarına bak. Çocuk ağlıyor gerçekten abi. Allah Allah. Türkiye'de diyorlar yani abi işte 10 bin dolar versem yer misin? 10 bin dolar versek yer misin? Ben bunun hepsini 10 bin dolara yerim. Yer misin? Yerim tabii. Ben içerim abi. Herhalde canım. Ben içerim böyle. Ekmek bana yerim onu. Ama kötü. Ama 10 bin dolara yerim yani bedava yok. Benim şu an duyularım. Seç abi. Haydi bakalım. Moralim çok bozuk ya. Ben ne seçtim biliyorum. Yılan balığı. Abi abi ya işkenceye dönüştü video ya. Vallahi yılan balığı. Siyah sarımsaklı ızgara yapılmış yılan balığı. Dertli, daha da derdi artmış. Aynen, daha da dertli. Daha da dertlenmiş. Açıyorum. Aç yine. Aç bakalım. Hiç abi yiyemeyeceğim ne varsa. Of be. Abi görüntüye bak. Abi. Arkadaşlar şu görüntüye bakar mısınız yani ha? Hurma gibi abi. Hurma neydi ne? Koku nasıl? Balık yani. Of be. Gel sarımsak var. Abi kusturacak. Canlı canlı ahtapot yiyen adam bu akşam evinde gizli gizli. Hadi bu sefer ilk siz yiyin yani. Biraz önce ben yedim. Tabii canım. Ali Ertuğrul misafir o şu an. Bir de bunun şeyi ha. Kılçık mılçık falan da içindedir komple. Yani. Komple. Komple komple. Bakın bu arkadaşlar. Balık desem inanmazsınız. Hadi bakalım. Attı hazır. Sen de at abi. Kötü değildir ya korkma. Hop attı. Kapat. Kapatıyor. Bunlar zaten şey, bir şeyin yanında yenen bir şeyler. Öyle mi? Bu mesela pilav var değil mi? Pilavın yanına atıyorsun, pilavın üzerine koyuyorsun. Yani bu direkt normal yenecek bir şey değil. Bu da ya bak bir şey yok. Ya tamam çok iyi bir şey getirmedim doğru, yalan yok. Kötü bir şey ama bu kadar da mı kötü yani? O kadar kötü yani. Ben yemiyorum abi. Ya gariban ya bu çocuğa. Çöp torbasıyla dolaşıyor. Bak bu çocuğun ha. Kus abi. Vallahi de. Oğlum bir sürü Tayvanlı'ya falan da izleteceğiz. Bunu diyecekler. Evet, ne getirdin sen memleketten ya? Ama bir şey söyleyeceğim abi ya. Bunları yemesinler. Yani. Sen söyle onlara. Seni söylememe gerek yok. Sen altyazı geçeceğim evet, ben. Abi, bunları yemesinler ya. Yazık ya. Ya yok mu lahmacun mahmacun bunların orada? Keşke olsa da getirsem. Düşünsene lahmacun getiriyor. Hayır burada. Onlar yesin diye. Ben geçtim kendimi. Onları ya kurtarmanın onlar peşindeyim. Onlar da bunu özlüyor. Mesela biz yurt dışına gidiyoruz. Lahmacun özlüyoruz. Hani kendi ülkemizden. Onlar da mesela yurt dışına gidiyor diyor ki ah diyor bir yılan balığı olsa da yesem. Bir sorsan bugün yarın buluşacaksın ya. Sol turist kafilesiyle. Özledin mi? Bu kötü kokan tofu olsa da yesem diyor musun? Özlemişlerdir. Özlemişlerdir. Abi ben en son dayanamadım. Kore'ye kaymak dükkanı açtım. Evet bal kaymakçı açtın doğru. Kokan abi, kaymak. Aynen. Bal kaymakçı açtın lan Kore iş yapıyor mu? Yapıyor. Oy maşallah ya. Korelilere düzgün bir şeyler. Benim bir aynen. Adam bize kaymak yani gerçekten bildiğimiz adam, kaymak yani. Adam tam kültür elçisi. Vallahi ya. Ya şunu kaldır ya. Evet bu da gerçekten kötüymüş yani. Hem de rengi falan da bayağı kötüymüş simsiyah. Ya midem çok fena. Sen oradan seç bir tane ya. Dur ben sen seçiyorum. Al. Ben sen seçiyorum. Al. Hadi bakalım. En sevdiğiniz şey. Bıldırcın yumurtası. Bak bu sefer deniz ürünü. Kaynana seni seviyormuş Ertuğrul. Ya deniz ürünü gelmedi bu sefer. Evet, bıldırcın evet, yumurtası. Aynen. Ama şey demir bıldırcın yumurtası yani. Ben biraz daha geç kalsaymış. Bak kaynana seni seviyormuş. Aa beni ter bastı ya. Dur, açıl 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 valla. Açılmış ya bu Ali Ertuğrul. Oo yakaladık. Oo, ya. Allah kaçıyor kaçıyor. Abi evet. Ne yakaladık yakaladık. Tamam. Evet arkadaşlar şudur. Bu ne abi ya? Yaşıyor mu? Yalnız öyle bir yumurta ki. Evet abi obsidyen gibi olmuş. Baksana. Hangisini istersin Ali Ertuğrul? Çok şey ha şey yani sert. Ortadaki o. Ha. Tamam. Ha, bu güzel ya. Pekmez gibi kokuyor abi. Bu güzel bak. Ye bak. Ne kötü o kadar. Hafif daha acı var içinde. Sen kus arkadaş. O kadar kötü değil diyecektim ama. Sona doğru bir acı geldi değil mi? Sona doğru bir acı geldi. Acı, bana bir şey olmadı da. Kus abi. Kus abi sıkıntı yok alıştık artık. Çıkar abi. Dişemeli sıçmalı. Herhalde bir video sen bu ana kadar çekip de bu kadar kusan adam denk gelmemiştir ha. Yok abi beraber çektik. İnanamadım ben zannediyorum ki getirdi o Kore'den yemekleri beraber yiyeceğiz. Yemiyor kendini. Yememiş ki. Ali Ertuğrul kötü günler geride kaldı. Şimdi daha kötüsü geliyor. Şahlanıyor muyuz? Şahlanıyoruz şu an. Bizi tutabilecek kimse yok. Öncekini yemeyin. 100 yıl yumurtası. Dünyanın en kötü yemeği. Hem de o söylemiyor ha. CNN'de çıktı. Evet. Daha kötüsü yok. Evet yani. Bundan daha kötü yemek yok Ali Ertuğrul. Bunu Tayvanlar da diyor yani. Dünyada daha kötüsü yok. Ördek yumurtası fermente olmuş. Hani niye yiyorlar? Bana bunu biri açıklasın şunu. Daha kötüsü yok yani. Nasıl bir şey çıkacağını umut ediyorsun soyunca içinden? Herhalde
Bok da çıkabilir. Bok da çıkabilir. Ben bir açayım sizi, kırayım ben bunu. Kır bakalım. Birazdan göreceksiniz. Bu yine özel fermentasyondan çıkan bir yumurta. Birazdan şaşıracaksınız çünkü bu yumurta saydam olacak. Evet. Bakıyor musun? Bak kel kafam gibi parlamaya başladı. Bak. Ve birazdan ışığa tutacağım. Siz bir diğer taraftan neredeyse diğer yerini göreceksiniz. Buna ciddi anlamda... Ali Ertuğrul'u izliyorum ben şu an. Ciddi anlamda korkutan bir şey yani. Ali zaten öldürür. Ali bence sağ çıkamayacak burada. Bin yıllık çürümüş yumurta diyorlar. Thousand year egg diyorlar buna. Doğru. Söyleyeyim neden olduğunu. Çünkü yumurtayı bin yıl saklarsanız buna benziyor herhalde. Yumurta şu şekle geliyor. Bakın arkadaşlar, saydam gibi. Yani ışık şuradan vursana. Gözüküyor mu Kamil? Ufak tefek kırılıyor. Evet. Biraz daha üst tarafında şey yok ya, altında şey var. Sarı. Sarısı var ya. Şöyle yapalım istiyorsan bak şuraları falan bak. Görüyor musun? Burada saydam. Abi sen gel şuraya. Güzel koklasana. Yemem ama. Tamam, yemene gerek yok zaten. Sen kokman yeter bunu. Kok biraz rahat ol ya. Ringe çıkar ya boksör, biraz kokutursun kendine geri. Sen gene kus abi. Ben tamam, şurayı ortaya alayım da. Magnus bu çok kötü kokuyormuş ya. Abi bu çok kötü kokuyor ya. Ben kokamı yapsam bu kadar kokmaz. Bu daha beter bir şey. Evet evet. Bu beti açıyorum abi. Arkadaşlar göstereyim ben size neyin ne olduğunu. Anlayacaksınız zaten. Bakın saydam saydam. Gördün mü? Bak fark ettin bak. Bak. Bak olay bu zaten. Saydamlı dediğimiz bu olay. Kolalı jelibon. Evet. At ağzını aç 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 aç. Yok kapat. Kapat abi kapat. Bir gün kapat ya. Kusuyor. Gene kusuyor. Gene gitti. Abi kusmaya gelmiş. Abi sen de şöyle kenardan şey yap. Bak senin için ben bunu... At ağzını abi. At abi şey yap. Nasıl ya? Çok yoğun bir yumurta tadı var abi. Çok yoğun. Buna bazen şey diyorlar böyle, amonyak da bazen yapıyorlarmış ama şey amonyak yenmez ya. Bazıları iyi yapmıyor bunu. Böyle daha böyle zehirimsi oluyor. Bu kaliteli yerden alacaksın. Hmm. O yüzden ben gittim en kalitesiz yerden aldım. Ha, en kötüsünü. En kötüsünü bulmaya çalıştım. Bak şunun içini açalım bakalım içine ne çıkacak. Bir şeyler sarısına var. Ulaşamadık mı? Daha ulaşamadık. Bu sarısı normalde. Bin yıl sonra böyle olmuş. Siyahı. Yani bu... Evet siyahı yani. Yani yumurtanın sarısı. Oo arkadaşlar şuna bakar mısınız ya? Bu ne bok gibi. Venom ya. Bak Allah hemen bunu... çarpsın Venom abi şuna bak. Yemin ediyorum Venom ya. Şunu ye var ya Venom olup gidersin. Ben yiyemem abi. Abi bunu sen zaten yersin. Bak sana söyleyeyim mi? Şunu masaya döp masa deliğinin aşağı gider. Aşağı kata gerçekten gider. Gerçekten öyle. Çok kötü şuna gel bak. Gel bak. Abi bu ne? Bu kötü ya. Bu ne ya gibi ya. Adam bu çok kötü yalnız. Tarif edilmez bu. Ya her getirdim ve ben mutlu oldum biliyor musun? Çok mutlu oldum ya. Her getirdim birbirinden beter ya. Yiyeceğiz mi bunu? Ben yiyemem ya abi. Şunu şey... ya abi. Bak şuna abi, bak. Bu gres, ne? Gres vardır ya arabaların. Evet, evet. Gres yağı gibi bak. Şey rüştü falan sürerdi ya böyle. Böyle. Aynen. Bunu... Takım oyuncu. Kamil kaleci. Kamil gel. Kamil şunu sür şey oraya. Santrafor senin yanına yaklaşamaz. O kadar kötü. Of. Abi bu yenmez ya. Abi, yenmez. Çok merak ettim ama ben hani ben şimdi uzak doğudan geldim ya. Ben bir yiyip arkadaşlara anlatayım bunu. Ne kadar? Aynen. Merak ediyorum yani. Ben yedim. Zehirlenmezsin. Ya işin ilginç tarafı ne biliyor musun? Kokusu gibi değil tadı. Zaten kokusu gibi olsa direkt senin dediğin. Yenmez yani. Olay boka evet, çıkıyor. Yani bok yani. Ama kötü be. Şey yani acı. Elbette güzel değil. Ama kokuya göre iyi. Hiçbir şey değil yani. Zaten kokuyla aynı olsa. Yok abi mümkün değil yenmez. Dışkı gibi olur yani. Sonlar o taraftakiler biraz daha iyi gibi sanki. Ne benim bir şey kaldı? Benim burada bir şey kaldı. Ne o? Göster bakayım. Bu da dedim ya sana konyak denen o bitkisel bir ürün var burada. Hı, tamam. Bir açalım. Bu biraz da tatlıdır. Bir şey söyleyeceğim ama benim ağzımda mağazımda her şey birbirine girdi. Bu ne sülük mü var burada? Az önce benim o şey var ya sarı. Sen mi getirdin onu? Yumurta gibi. Yumurtaya benziyor. Elastik. Yani, tadı da benziyor. 5 tane farklı baharatla harmanlamışlar. Ama tadı kötü değil. En azından önümüzdeki az önce evet. Yediğimiz kötülükleri aldı götürdü biraz evet, şöyle. Evet daha iyi ya. Yani. Bir de sağlıklı bu belli ki. Bu biraz daha iyi. İyidir yani. Çocuk. Rahat ol bende bitti. Şimdi o tarafta var. Şu var. Oo, yine acılı fıstık. Bu da çok acılı yalnız. Ya bildiğimiz fıstık işte. Tamam. Ama acılı. Acılı şeyleri seviyorsun abi sen. Seviyorum ben acıyı ya. Bu nasıl? Bak bu da mesela çok yersen çok fenaket yakar. Bu, abi bu bak ben çok bugüne kadar yakar yani. Yenilen şeylerde acıyı ikiye ayırıyordum. Bir tanesi bildiğimiz biber acısı. Evet. Bir tanesi de işte wasabi hardal acısı. Bu üçüncü oldu. Bu işte ma diyorlar buna ma. Yani o uyuşturan acı. Evet yani farklı yani hani bizim acı biberimiz gibi değil. Evet. Daha başka bir acı. Bunun çıkış yeri Çin'in Sichuan eyaleti. Belli. Orada sıçanmışlar. Evet abi Sichuan'da. Ben tam nasıl çıkacağım? Evet aynen. Oradan böyle bir şey çıkar zaten. Sichuan işte. Sichuan. Kamil o işlerin profesörü Kamil Sichuan. O zaman sana ortaya bir Sichuan. Aynen. Ortaya bir Sichuan verelim Kamil sana.
Buna yine böyle... Kamil Gandalf gibi girer tuvalete sopayla ittirmek için bazen. Bugün girer ama çıkamaz bundan sonra. Evet. Güzel değil mi? Bunu seversin sen. Fıstığı çok güzel. Ama acısı... Sonradan çıkıyor acısı. Acısı garip. Evet o yapışıyor, boğaza çok yapışıyor. Çok dersek motoru bozar mı? Bozar. Motor benim zaten kalması. Motor gitti şu an. En son bir şey var. Onu da şöyle parmağımızın ucuyla alacağız. Merhem gibi. Evet. Dilimize süreceğiz. O zaman gözleri kapatalım ama. Tamam gözleri. Kapat gözleri. Hepimiz kapatalım. Ben de kapatacağım. Tamam söz. Tamam gözümü açmak yok ama. Tamam evet. Hadi ben de kapatayım. Ben tahmin ediyorum ne olduğunu çünkü ben getirdim ama... Balık olmasın abi. Balık değil. Vallahi balık tamam. Değil. Seveceğin tamamıyla vejeteryan. Vegan ya hatta. Ne olabilir ki? Çok her zaman senin gördüğün bir şey ama yiyip yemediğini bilmiyorum ama uzak doğuda çok bilinir. Az olsun ama. Tabii canım. Az az şey yapalım. Parmağını getir bakayım, açma ha gözünü. Açmıyorum. Evet, yapıştır. Tamam. Bir nevi şey gibi düşün ya, böyle çikolata mukolata gibi düşün. Aynen. Aç, Sarella. Kalsa. Hadi bakın. Bir, herkes bir, iki, üç atıyoruz ağzımıza. At abi. At abi, kapat ağzını. Ya bunun benim kardeşim ya. Böyle bir açık yok. Neden? Abi şey ben sana gülerken fazla basmışım. Adamı sıçı ona götürün getirdik. Yalnız bu... Alerto sıçıyor. Ben nefes gülüyorum ya. Gülerken canım yanıyor. Ne olduğunu söylemedik ama insanlara ya. Wasabi. Arkadaşlar bu wasabi sosu çiğ balık yendiği zaman onun üzerine konuyor. Bir de işte böyle insanları bu hale sokuyor. Hani dedi ya derdi vardır diye. Bitirdi ya. Çöktü. Adam abi. Ya kardeşim benim ya. Abi hiç yemedin mi? Baş ağrısı falan ya şey. Bak bunun acısı buradan başlıyor. Beynine vuruyor ya yani. Ya ben astımı tuttu ya. Tutar. O kadar fena oldum. Çok kötü çünkü. Bir de buna gülüyorum bir taraftan. Üzülüyorum. Ya bana çeşitli hisler yaşattı. Abi torun. Kore'den buraya geliyor ve başına gelenlere bak ya. Abi uhu gibi tadı var. Ben sana söyleyeyim mi? Bak ben şey söyleyeyim sana. Uhuyu hiç bu kadar bir sene yıkmaz yani. Bu çünkü gerçek anlamda acı bir şey ve tamamıyla doğal. Wasabi yani. Ama bilmeyen kişi der ki bu ya bu der bunun rengi çok güzel. Yani bakmayın şunu yiyecek adam yok yani. Yok canım adama baksana çocuk ne hali. Buradan herhangi bir meydan okuma gelir gerçekten mi? Gerçekten deterjan gibi. Çok felaket. Oh. Neyse gidelim. Bence hepimiz Sichuan. Sichuan'a doğru yola çıkalım. Sichuan'da buluşalım. Hayatımda ilk kez yedim bu arada wasabi. İlklerin adamıyız. İlk mi yedin? Aynen. Bunu böyle yemeyeceksin. Tabii suşiye banacağım bunu. Neyse. Neyse. Oh be. Bu ne lan? Ona üstüme mi kustun? Ne yaptın? Bir ara kustuyor herhalde. Vallahi üstüne falan gelmiş. Neyse. Kanallarını takip edersiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere dostlar.